Herkese merhaba. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. En sevilen serilerimizden bir tanesi olan Mezun Sohbetleri serimizin yepyeni videosunda Özge Ötleş ile beraberiz. Kendisi Yaşar Üniversitesi okul birincisi ve yeni mezun olmuş bir endüstri mühendisi. Hoş geldin Özge. Hoş buldum. Ben Helin Sacar ve izninizle röportajımıza hızlıca başlamak istiyorum. İlk sorumuzda öncelikle her konuğumuza sorduğumuz bir giriş sorusunu sormak istedim. Bize biraz kendini tanıtır mısın Özge? Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. O zaman şu şekilde başlayayım. Ben Özge Ötbeş, senin de bahsettiğin gibi. Eğitim hayatımı anlatarak başlamak istiyorum. Ortaokuldan birincilikle mezun olduktan sonra Atatürk Lisesi'ne gittim. Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra da Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 2017 yılında birincilikle başladım. 2018 yılında ise bilgisayar mühendisliğinden çift anadal yapmaya karar verdim. Ve geçtiğimiz yılda yine açık öğretimden yönetim bilişim sistemlerine başladım. Daha destekleyici bir alan olması açısından. Bu yıl dediğin gibi senin de Yaşar Üniversitesi'nden üniversite birincisi olarak mezun oldum. Çapı okumak için daha bir yılım daha var. Bir yıl daha yani bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak Yaşar Üniversitesi'nde okuyacağım. Bu şekilde diyebilirim. Stajlarıma denk bahsedersek de ilk olarak üniversite birinci sınıfta Ege Üniversitesi PLM merkezinde staj yaptım. Daha çok yazılımlar üzerineydi. Bir yıl sonra ise Volkan İtfaiye Araçları'nda gönüllü stajımı gerçekleştirdim. Endüstri mühendisliğinden de. Ondan sonraki yıl ise artık zorunlu staja sıra geldi. O da Volta Elektrik Motorları'nda üretim mühendisliği bölümündeydi. Ve bu yıl da Havelsan'da stajımı gerçekleştiriyorum. Bu da bilgisayar mühendisliğinin zorunlu stajı. Bu şekilde bahsedebilirim. Evet, dolu dolu bir eğitim hayatın olduğunu biliyoruz ve ben böyle bunların hepsine değinmeden önce hikayenin en başından başlamak istiyorum. Endüstri mühendisliğini tercih etme sürecinden ve lisans döneminden bize kısaca bahsedebilir misin? En sevdiğim konu gerçekten. Lisedeyken bayağı kararsız bir öğrenciydim. Yani herkes gerçekten acaba hangi bölümü tercih edecek, hangi mesleği yapacak falan diye böyle etrafımda sorup duruyordu. Ve ben aşırı araştırma yaptım. Yani şöyle yaptım, bütün meslekleri önüme çıkardım. Daha sonra eleyerek falan gittim böyle. Hani bu olmaz, bu şundan olmaz falan filan diye böyle bayağı listeleme şeklinde gitmiştim. Endüstri mühendisliğine aslında şu şekilde karar verdim. Mühendis olmak istediğimi biliyordum. Yani tıp alanına yönlenmek hiç istememiştim. Zaten lisedeyken de fizik sınıfındaydım. Biyoloji ağırlıklı sınıfta değil de fiziği tercih etmiştim. Oradan yolumu çizmiştim yani. Bu mühendisliğin düşünme tarzı, problem çözme yeteneği edinmek falan bana çok cazip geliyordu. Bu yüzden mühendislik yolumu çizmiştim. Ama mühendislikler arasında hangisini seçmeliyim sorusuna denk geldiğimde şu şekilde yolumu çizdim. Daha çok matematik ağırlıklı bir mühendislik istediğime karar verdim. Ve daha sonra endüstri mühendisliğiyle tanıştığımda yaptığı şeylere baktım ve dedim ki bu galiba benim. Yani burada kendi yolumu çizebilirim. Hem benim gibi kararsız bir öğrenci için çok fazla alanı olan bir bölümde. Yani pazarlamaya gidilebilir, ne bileyim satışta çalışabilirsin, üretim olabilir, bilişim teknolojilerine yönelebilirsin. Hani benim gibi kararsız bir öğrenci için gerçekten bulunmaz insan başı diyebilirim yani. Endüstri mühendisliğine bu şekilde başladım. Başlarken seveceğimi biliyordum ama okul hayatım boyunca gerçekten çok daha fazla sevdim. Yani ben derslerini de severek geçtim. Stajlarımı da severek yaptım. Yani fabrikada yaptığım stajda da, ofiste yaptığım stajda da gerçekten bu mesleği iyi ki seçmişim dedim şimdiye kadar. Umarım iş hayatımda da derim diyebilirim. Endüstri mühendisliğinde verimi arttırmak olsun ya da bir problemi çözmek ya da daha çok şeye kafasını seviyorum. Böyle her bölümden, hep zaten böyle derler, her şeyden az az bilip ve daha sonra yönetici olarak da bakış açısına sahip olup onları bu şekilde konumlandırabilmek gerçekten endüstri mühendisliğinde en sevdiğim özelliklerden biri. Büyük ihtimal zaten planlama, üretim gibi şeylerden daha sonra yöneticiliğe çıkmayı falan isterim ileride de. Yani bu şekilde bir macera ile endüstri mühendisliğini seçtim diyebilirim yani. Şöyle kısaca da lisans dönemini dinlersek süper olur. Lisans döneminde birinci sınıfta zaten mühendislik dersleriyle başladık. Daha geneldi. Mühendisliği zaten
hani bilinçli olarak seçtiğim için derslerine falan da bakmıştım. Lisenin devamı gibi geldi ve açıkçası lise temposundan sonra o LYS çalışma dönemini biliyorsunuz zaten. Bayağı rahat geldi. Dedim ki ne kadar iyiymiş ya, ders saatlerini de biz seçiyoruz falan böyle. Gayet eğlenceli birinci sınıf geçirdikten sonra ikinci sınıfta esas alan derslerine başladım. Alan derslerinde ise o zaman işte dediğim gibi bu bayağı uygun bir bölümmüş bana demiş oldum. Ama üniversite ikinci sınıfta dedim ki bu kadar iş gücü, iş yükü yani bana yetmiyor. Daha fazla bir şeyler yapmam lazım. Hem zaten bilgisayara hep bir eğilimim vardı. Öyle olunca çift anadala başlamaya karar verdim. Bilgisayar mühendisliğini seçmemin sebebi de daha çok bilişim teknolojilerine olan ilgim ve aynı zamanda kodlamayı da sevmemden kaynaklandı. Daha sonra da uzun uzun anlatırım öyle bir imkan olursa. Hani bu şekilde de üniversite ikinci sınıfta çapa başlamış oldum. Daha sonraki yıllarda ikisi beraber çok zor olur, iki mühendislik falan dediler ama bilmiyorum. Bence gerçekten severek yapılınca insanı zorlamaktan daha çok böyle keyif veren bir yolculuğa dönüşüyor bu. Yani benim için öyle oldu en azından. Bu şekilde anlatabilirim. Dolu dolu geçtiğini biz de duymuş olduk tekrardan. Akademik başarılarını artık hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ben sana bu başarının sırrı nedir diye sormak istiyorum. Bu yolda kullandığın herhangi bir çalışma metodu var mıydı? Okul birincisi nasıl olunur ve olmak isteyen öğrencilere tavsiyelerin nelerdir diye sormak istiyorum. Şöyle, okul birincisi olmak isteyen öğrenciler varsa öncelikle bayağı kararlılar demek ki. Mesela ben yoluma bu şekilde başlamamıştım. Yani okul birincisi olarak girdiğimde herkes şey dedi, artık birinci olarak da çıkarsın falan ama kendimi açıkçası bu strese sokmak istemediğimden belki de hiç okul birincisi olacağım diye sınavlara çalışmıyordum açıkçası. Daha çok ben bu dersin sınavından alabileceğim en yüksek notu almalıyım diye her dersi geçtim. Ya da bu dersi en iyi şekilde yapmalıyım, bu projeyi yapabileceğimin en iyi şekilde tamamlamalıyım şeklinde baktım. Zaten bence okul birincisi olmak istiyorlarsa ilk amaçları yapabildiklerinin en iyisini yapmak olmalı. Yani onlar zaten ellerinden gelen en iyisini yaptıktan sonra birincilik devamında gelir diye düşünüyorum. Benim için en azından böyle oldu. Benim çalışma yöntemim biraz karışık. Ben böyle olmadık yerlerde falan çalışmayı seviyorum. Mesela herkes şaşırırdı buna. İzban'da falan giderken böyle ya da arabadayken falan telefonun açıp PDF'lerin altını çiziyordum böyle. Ya evde oturup çalışmaktan çok daha keyifli geliyordu bana. Hani böyle zor bir ortam ya. Böyle challenge falan oluyor. Daha mücadele oluyor, zorluk oluyor. Hani orada çalışıyordum ve herkes ne yapıyorsun ya falan yapıyorlardı. Ve daha sonra akşam eve gidip işte çalışmayıp dizi izliyordum ya da dışarı çıkıyordum falan. Hani zamanı olabildiği kadar verimli değerlendirerek hem çalışıp hem eğlenerek. Yani benim lisans yolculuğum bu şekilde oldu. Yani diğer öğrencilere de tavsiyem cidden bu şekilde ilerlesinler. Yani sadece birinci olacağım işte çok çalışmalıyım değil de hani olabildiği kadar zamanımı doğru değerlendirmeliyim. Hem eğlenmeliyim hem öğrenmeliyim şeklinde. Ya ek olarak birçok arkadaşımızın sana iletmemi istediği minik soruları oldu bu dönemde sorularımı da araştırırken. Onları da bir kısaca sormak istiyorum. Bunlar lisans eğitiminle alakalı, başarınla alakalı sorular genel olarak. Denilmiş ki Özge Ötleş'in en zorlandığı ders neydi ve o derste nasıl başa çıkıldı? En zorlandığım ders. Düşüneyim şöyle. Benim en zorlandığım ders kesin sözel bir derstir. Yani şu anda hangisi olabilir aklıma gelmedi ama sözel derslerde hep bir güçlük çektim. Çünkü benim hafızam çok kötü. Yani gerçekten bir şeyi aklımda tutmak çok büyük bir zorluk benim için. Böyle en sözel ders hangisiyse büyük ihtimalle en zorlandığım ders de o olmuştur. Yani böyle şarkılar yapıyorum aklımda kalsın diye, ne bileyim böyle kelime oyunlarıyla baş harflerini aklımda tutmaya çalışıyorum. İş sistemleri mesela biraz zorluydu. Hani bir şeyleri ezberlerken baş harflerinden yola çıkmaya çalışıyorum dediğim gibi. Cümlelerde böyle anahtar kelimeler bulmaya çalışıyorum falan. Çok zorlu oldu onları aklımda tutmak. Olabildiği kadar ben zaten derslere çalışırken bir mantık temeline oturtmam lazım diye düşünüyordum. Yani bir şeyi
ezberlemeyeyim de ne bileyim bunun mantığı buradan çıkmış işte bu şekilde olsun. Matematikte bazı formülleri bile kanıtından falan aklımda tutuyordum. Çünkü formülü direkt dümdüz aklımda tutmaya çalıştığımda elbet bir tane bir şeyi eksik kalıyordu. Yok bir sayısı eksik kalıyor, yok bir değişkeni eksik kalıyor. O yüzden olabildiği kadar ha bu formül buradan çıkmış, tam bunlar sadeleşince böyle kalıyor, tam bu şekilde kullanacağım falan yapıyordum böyle. Hani sözel dersler zorluktu ama hani yarısını aklımda tutarak, yarısını böyle unutarak, olabildiği kadar sayısal kısımlardan puan alarak o şekilde geçtim hepsini. Bir arkadaşımız da günde kaç saat çalıştığını merak etmiş. Günde kaç saat? Ya ben hiç düzenli çalışan bir öğrenci olamadım açıkçası. Yani başta zaten benimle arkadaş olan herkes şey diye düşünüyor. A notları çok yüksek. İşte bayağı güzel bir çalışma stilin vardır senin. Oturup saatlerce çalışıyorsundur falan. Yok ben çok dağınık çalışan bir öğrenciyim. Yani dediğim gibi mesela bir gün sadece izbanda çalışıyorum olduğu kadar kaç dakika yol sürüyorsa. Ama hiç başka bir şey çalışmıyorum. Diğer gün mesela sınavdan önceyse falan gerçekten tüm gün çalışıyorum. Yani sınavlardan bir gün önce bana ulaşamazsınız. En büyük kritik yaptığım şey budur. Çünkü hafızam da kötü olduğu için bir gün önce hepsini aklımda tutup ertesi gün tamamen hazır bir şekilde tamam oldu deyip hani olabildiği kadar aklımda kalanları yapıyordum. O şekilde ilerliyordu. Ama yani şu kadar saat çalışıyorum diyemem. Ama arkadaşlarım şunu söylüyor. Sanırım hızlı bir şekilde mantığım aldığı için çok uzun saatler çalışmam gerekmiyordu. Yani daha çok hatta benim çalışma stilim şöyle oluyordu. Arkadaşlarım benim ders anlatmamı çok severler. Onlar da izlerse hatta gülümsüyorlardır eminim ki. Bayağı böyle hatta online zamanda bile böyle açıp MS Teams'ten falan ben onlara ders anlatıyordum. Ekran paylaşıyorum. İşte çiziyorum Paint'ten falan böyle çözüyorum soruları. O şekilde ders anlatıyordum. Bazen kendim çalışmayıp sadece anlatarak falan sınava girdiğim oluyordu. Anlatırken çünkü hem mantığını anlamış oluyorum. Zaten dersten de tabii ki öğrenmiş oluyordum. Hem de anlatınca insanın aklında daha çok kalıyor. Evet. Sana kalırsa. Bence de. Buradan bu şekilde yaptığım da oluyordu. Yani saatlerce anlatmışlığım vardır ders. Yani bu kadar kendim çalışmamışımdır. Arkadaşlarımın çalıştırdığı bu kadar büyük ihtimalle. Onlar da bana hak verecektir. Çok doğru. Ya bence de anlamak için, yani anlatabilmek için çok iyi anlamak lazım. Bu da gerçekten pekiştiriyor bilgileri. Ben de kendi eğitim hayatımda bunu kullanmaya çalışacağım. Sıradaki sorumuz şöyle bir soru. Endüstri mühendisliği gibi zor bir bölümü okurken bilgisayar mühendisliği bölümünde çift ana dal yaptığını ve aynı anda işte Anadolu Üniversitesi'nde yönetim bilişimi sistemleri bölümünü okuduğunu söyledin. Öncelikle bilgisayar mühendisliği bölümünde çap yapmanın sebebini ve sana getirilerini sormak istiyorum. Sonrasında da yönetim bilişimleri bölümünü okuma serüvenini anlatmanı istiyoruz. Aslında biraz değinmiştim, kodlarla başlamıştım maceram ama esas şu şekilde oldu. Üniversite birinci sınıftayken ben kodlara da merak saldığım için, abim de bu arada bilgisayar mühendisi. Hani oradan da biraz aşinalığım vardı. Yaptığı şeyin nasıl bir şey olduğunu merak ediyordum. Çünkü kod evreni tamamen bambaşka bir evren. Hani bununla ilgili de bir fikrim olsun diye atılmıştım. Ve onun da bana bazı dilleri öğretmesiyle algoritma mantığına başlamıştım yani. Sonra dedim ki ben bunda ilerleyebilirim yani. Çünkü şu düşünce bana çok eğlenceli geliyor. Bir sorun var ya da şu şekilde bir şey yapılması lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Algoritmayı kafanda kuruyorsun. Ha, şuradan şöyle yapmam lazım. Bunu böyle yapmam lazım. Daha sonra onun kodunu yazıyorsun. Bu bana eğlenceli geliyor. Yani sanki bulmaca çözmek gibi geliyor. Öyle olunca dedim ki ben anladım. Tamam. Bilgisayar mühendisliği okumam lazım benim. Hani zaten dediğim gibi başka bir uğraşlar da arıyordum yanıma. Hani biraz daha yoğun olsun üniversite hayatım. Hani birinci sınıf geçti bitti tamam bir şeyler daha yapayım falan diye de atılmıştım biraz. Bilgisayar mühendisliğine bu şekilde kaydım. Aslında yazılım mühendisliği tercih edecektim. Fakat öğretmenlerimin yönlendirmeleriyle biraz da donanım kısmını da öğreneyim en azından. Hiçbir fikrim yok nasıl bir şey dememle bilgisayar mühendisliğine başladım. Gerçi donanım biraz ezbere dayalı olduğu için zorlayan dersler genelde o oluyor beni. Ama yine de bir şekilde hallediyorum. Algoritma mantığıyla bu problemleri nasıl çözerim falan düşünme mantığıyla bilgisayar mühendisliği beni günden güne daha çok cezbeder hale geldi. Gerçekten şu anda da iyi ki diyorum. Hani zorladı mı? Evet zorladı. En çok zorlayan şey de şu oldu.
projeleri çok yoğun. Yani bilgisayar mühendisliğinde sürekli hem vizesi oluyor, hem finali oluyor, ödevleri oluyor ve projeleri oluyor. Zaten endüstri de çok projeli bir bölüm. Hani Evet. o yüzden biraz zorlayan tarafı o oldu. Bir de mesela son sınıftayım ama bir daha bitirme projem var. Zorunlu stajım tekrar var. Hani daha farklı işletme fakültesinden başka bölüm falan okusaydım en azından bunlar biraz daha rahat olurdu. Ama yine de hani ilgi alanımdan ve hani şu an olduğumdan dolayı iyi ki bilgisayar mühendisliği diyorum tabii ki. Açık öğretim ise daha çok yönetim bilişim sistemleri yine bilgisayarla ilgili ve aynı zamanda yönetimin de ucundan tutuyor. Zaten derslerde o şekilde. Hem yöneticilikle ilgili dersler var. Yine hatta işletmeye yönelik dersler de var. Hem de yazılım algoritma dersleri de var. Hani bu yüzden dedim ki tam olarak ikisinin mixlendiği bir bölüm daha. O zaman bunu da okuyayım. Böylelikle kendime bir artı daha katmış olurum diye düşündüm. Ve geçen yıl bu şekilde bu yolculuğa başlamış oldum. O da güzel gidiyor. Şu anda ikinci sınıfım ondan da. Yani eğlenceli o da. Değişik. Açık öğretim tabii çok daha rahat gidiyor. Çift anadala göre. Hani kıyaslanmıyor bile. Diğerinin devam zorunluluğu, dersleri, projeleri, zorunlu stajları falan bambaşka bir derya. Ama o da eğlenceli yani. Onu da iyi ki yapmışım, iyi ki yapıyorum diyorum yani. Ya çok güzel, zevk alarak yaptığını anlatışından bile anlıyorum. Harika bir şey. Biz şimdi akademik hayatından bolca bahsettik ve birçok merak edilen soruyu da cevapladığımızı düşünüyorum. Ama biliyoruz ki akademik başarının yanında sosyal başarı ve sosyal hayat da çok önemli. Etkinliklere, kulüplere dahil olmak da gerçekten önemli. Senin bu yönde de kendini beslediğini ve geliştirdiğini biliyorum ben. Çünkü Yaşar EMT ailesinin de bir parçası olmuşsun. Hatta dergi koordinatörlüğü gibi büyük bir sorumluluk almışsın. Bunun yanında LÖSEV'de bir gönüllü olduğunu da hesabından gördüm. Bize bu sosyal tarafından, özellikle de Yaşar EMT serüveninden bahseder misin? Tabii ki. Sosyal tarafım hep zaten benim olması gereken bir parçamdı. Biraz hareketliyim. Böyle eğlenmeyi de seviyorum, sosyalliği de seviyorum. Hani belki yansıtabilmişimdir yani şimdiki Evet, kesinlikle. konuşmadan bile. O yüzden mutlaka sosyal alanda da bir şeyler yapmam lazım şeklinde düşünüyordum üniversite hayatımda da. Lisede de zaten bu böyle olmuştu. Zaten LÖSEV gönüllüsüydüm ben. Daha küçük işler yapıyorduk. Mesela broşür dağıtma gibi ya da işte toplanmalara gitme gibi. Ama Yaşar Üniversitesi'ne geldiğimde birinci sınıfta sosyal sorumluluk dersi aldım. Dedim ki bu bir fırsat bana. Daha fazla vaktimi buna ayırabilirim. Hani zaten mutlu olduğum bir şey. Daha fazla kendimi adayayım buna dedim. Aslında hani çok küçük bir şey yapmak da yeterli sosyal sorumluluk dersi için. Kesinlikle. Fakat ben hani bunu dediğim gibi bir fırsat olarak görerek kendimi daha çok bu alana adadım. İşte bazı okullarla iletişime geçip LÖSEV'in orada sunum yapmasını sağladım. İşte ne bileyim bazen küçük eğlenceli böyle Ege Park gibi yerlerde tant açıyorduk. O tarz şeyler hem eğlenceli oluyordu hem gerçekten birilerine yardım edebiliyor olmak gerçekten insana böyle bir gurur veriyor, mutluluk daha fazla veriyor. Yani eğlenirken bir şeylere sebebiyet vermek insan için en büyük tatmin kaynağı diyebilirim. Afişler, asmalar vesaire falan gibi etkinliklere daha çok kendimi adadım. O dönemde üniversitede gerçekten daha çok zamanımı ayırmaya başladım. Hatta haftada bir ofiste gidip, LÖSEV ofisine gidip orada gerekli form işlemleriyle ya da bilgisayarda yapılması gereken işlerle falan ilgilenip hani düzenli bir iş haline getirmiştim onu o dönem. Daha sonra çift anadala başlamamla tabii ki bu kadar aktif bir katılım sergileyecek zamanım olmamaya başladı. Fakat yine de elimden geldiği kadar toplantılara gitmek ya da işte yine bu tarz broşür gibi işler varsa onlara yetişmeye çalışıyorum. Gönüllülük kısmı bu şekildeydi. Diğer kısma gelirsek, topluluk kısmına gelirsek aslında şöyle oldu benim topluluklara katılma maceram. Ben zaten okula girmeden önce bir topluluğa girmek istiyordum. Yani direkt endüstri mühendisliği topluluğuna girmek istiyordum hatta. O zamanki eski başkanı Instagram'dan yazmıştım yani. O kadar düşün. Daha okula kabul edilmemiştim. Yani daha sıralamalar açıklanmamıştı. Ama hani benim sıralamam çok daha iyi olduğu için yani Yaşar Üniversitesi'ne gireceğim kesindi. Öyle söyleyeyim. Hani öyle olunca daha açıklanmadan ben direkt Instagram'dan yazmıştım hani böyle böyle topluluğa girebilir miyim falan diye. Bir yandan da tam o sırada benim arkadaşım vardı Yaşar Üniversitesi'nde. Ekonomi bölümü okuyordu. Onlar da topluluk kurmaya karar vermişti. Ekonomi topluluğu. Sen madem buraya geleceksin mutlaka bu toplulukta olmalısın diyordu.
Hem de böyle biraz da prestijden birinci olarak gireceğim falan böyle işin dediğim gibi prestij boyutu da vardı. O yüzden mutlaka gelmelisin demişti arkadaşım da. Sağ olsun o önümü açtı baya. Beraber ekonomi topluluğunu kurmuş olduk. Ben de kurucu üyelerindenim. Sonra orada kurucu üye hem de yönetim kurulu üyesi oldum. Bir yıl orada yönetim kurulu üyeliği yaptım. Orada tabii işleri çekirdeğinden öğrendik. Hani nasıl izin alınır, işte prosedürler nasıl, ne yapmak lazım, nasıl bir seminer düzenlenir. Böyle kendimi buradan geliştirirken bir yandan da endüstri mühendisliği topluluğuna üyeydim. Orada da elimden geldiği kadar işte konuşmacı bulmak ya da afiş hazırlamak. Aslında afiş hazırlamayı bilmiyordum mesela. Topluluk için falan öğrenmiştim böyle. Hani aktif olmayı seviyorum çünkü. Toplulukta da elimden geldiği kadar aktif bir şeyler yapmak istedim. Ve daha sonra bir yılın sonunda biliyorsun ki yönetim kurulu için işte seçimler oluyor. Orada da dedim ki ben afiş hazırlamayı bu kadar öğrendiysem yine programla dergi çok güzel hazırlarım. O yüzden direkt dergi koordinatörlüğüne başvurdum. Bu şekilde de Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun yönetim kuruluna girmiş oldum. O zaman ekonomiyi bıraktım. Aynı anda iki toplulukta yönetim kurulu üyesi olunamıyordu. Şu an nasıl bilmiyorum ama. O yüzden ekonomi topluluğunu bırakmak zorunda kaldım. Kendi bölümümü tercih ettim tabii ki. Endüstri Mühendisliği Topluluğu'na geçtim. Hem de Endüstri Mühendisliği Topluluğu Yaşar Üniversitesi'nin en büyük topluluklarından biridir desek gayet doğru olur. Yani bu yüzden de hani direkt diğer tarafı bırakıp bu tarafa gelebildim diyebilirim. Ekonomi topluluğu da ama bana çok iyi şeyler katmıştı. Hani dediğim gibi her şeyi en çekirdeğinden öğrenmemi sağlamıştı. Endüstri Mühendisliği topluluğunda ise şöyle bir şey oldu. Aslında sadece dergi odaklı bakıyordum ben. Hani hatta bana işte diğer şeylere niye başvurmadın, niye direkt dergi falan demişlerdi. Ben de böyle böyle hani ilgimin bu yönde olduğunu, programı öğrendiğim için böyle olduğunu falan söylemiştim. Daha sonra Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu bana çok daha büyük bir şey kattı. Çok iyi bir arkadaş, aynı zamanda kardeş diyebilirim yani. Bir arkadaşımı kattı. O zirvenin koordinatörüydü. Onunla bu şekilde tanışmış oldum. Birçok arkadaşımla da bu şekilde tanıştım. Zaten sen de biliyorsundur ki EMT biraz aile gibi. Bir sürü insanla Kesinlikle. tanışıp gerçekten yakın bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Ama tabii biri vardı ki farklı bir şeydi. İlk defa tanıştığım bir insandı. O zirve koordinatörü olduğu için bana geldi ve dedi ki yardımcısı olabilir misin zirvenin falan. Ondan sonra ben biraz yakın bakmıyordum çünkü yeni çift anadala başlamıştım. Zaten kendi sorumluluklarım olacaktı. Ama bir şekilde beni ikna etti. Böylelikle zirvenin de yardımcılığını yapmış oldum. Orada seminerler düzenlemek yani konuşmacılar çağırmak ve geri kalan bütün prosedürlerle ilgilenmek değişik bir tecrübeydi. Yani hayatımda çok önemli bir şey kattı bana. Endüstri Mühendisliği Topluluğu bence Yaşar Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyorsanız mutlaka girmeniz gereken bir topluluk. Hani hatta diğer bölümlerdeyseniz de bence buraya gelebilirsiniz. Çünkü birçok şey öğreneceksiniz ve belki benim gibi çok iyi bir arkadaş edinirsiniz. Yani sosyal kısmı da bu şekilde oldu. Yani iyi ki EMT'ye girmişim diyorum birçok açıdan. Hem bana kattıkları hem tanıştığım insanlar açısından. Yani bu şekilde oldu. Biraz fazla konuşursam durdur Hayır, beni. kesinlikle kesinlikle yani her dediğine katıldım. Benim de arkadaş edinmek için yani bir aile olabilmek için gerçekten bu okulda yaptığım en iyi şey bu kulübe girmekti diye düşünüyorum. O yüzden dediklerinin hepsine kesinlikle içtenlikle katılıyorum. Çok da teşekkür ederim cevabın için. Sona Teşekkür ederim. yaklaşırken birazcık da gelecek planlarından konuşmak istiyorum. Eğitim hayatında adlarını bildiğimiz birçok kurum ve kuruluşta staj yapmışsın. Akademik başarı olarak da çok iyi bir öğrenci olmuşsun. Şu anda bilgisayar mühendisliği çapını tamamlıyorsun. Açık öğretimini devam ettiriyorsun. Ancak bundan sonraki planın ne diye merak ediyoruz. Çünkü hem stajlarda kendini geliştirmişsin hem de akademik hayatta. Bu yüzden cevabını merakla bekliyoruz. Bundan sonra zaten bir yıl senin de dediğin gibi bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Daha bir yıl bu şekilde devam edeceğim. Fakat daha sonrası için aslında ben özel sektöre atılmayı düşünüyordum. Fakat bu yıl hocalarımın biraz ısrarıyla akademisyenliği de düşünmeye başladım. Hani aklımda hiç yoktu. Özellikle üniversiteye girerken hani yapmam ben falan diyordum böyle. Ben direkt özel sektöre atılacağım. Artık nasıl bir şeyse oradan oraya savrulayım falan. Hani bir değişiklik olsun kafasındaydım.
Fakat birinci sınıftan beri hocalarımdan duyuyordum zaten bunu, akademisyen ne düşünebilirsin şeklinde. Zaten arkadaşlarım da ya sen çok iyi ders de anlatıyorsun, hani araştırıyorsun falan, bence akademisyenliği düşün falan tarzında konuşuyorlardı. Mezun olmamla beraber bu daha da arttı. Hani hocalarım ne yapacaksın bundan sonra şeklinde sorularla gelmeye başladılar bana, sağ olsunlar. Fakat hala da aklım özel sektörde açıkçası. Yani biliyorum biraz daha zorlu olur belki. Hani akademisyenliğin de kendine az zorlukları var elbet. Ama özel sektörde biraz daha çalkantılı bir yaşam olduğunu söylüyorlar. Ben de henüz tabii iş tecrübesi yaşamadığımdan bilmiyorum. Mezuniyetten sonra daha çok özel sektöre atılmayı düşünüyorum. Yani yüksek lisansı yaparken bir yandan işte çalışmak şu anda en cazip ilerleme yolu gibi geliyor bana. Fakat bu bir yıl içinde fikrimi değiştirebilirler mi? Ya da ben fikrimi değiştirir miyim? Emin değilim açıkçası. Bakalım, izleyip göreceğim diye düşünüyorum. Umuyorum ki her şey gönlünce olur ve bence kesinlikle en hayırlısı da olacaktır, eminim. Son olarak artık son sorumuza geldik. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğu üyelerine söylemek istediğin son birkaç şeyi de dinlersek çok memnun olurum Özge. Tabii ki. Öncelikle doğru bir topluluk seçimi yapmışsınız. Buradan iyi arkadaşlar edinebilirsiniz ve hayatınız boyunca o arkadaşlar sizin çok yakınınız olabilir. Bunu unutmayın. Ve size şunu söyleyeceğim. Zaten biraz bahsetmiştim. Birinci olmaya ya da çok fazla derslere kafayı takmaya çalışmayın. Hani yapabileceğinizin en iyisini yapın. Zamanınızı verimli kullanın. O zaten devamında geliyor. Yani siz dersi öğrenmeye çalışın. Yani dersin sınavını nasıl yaparım, işte şu çıkar mı, şu çıkmaz mı falan tarzında değil de bu nasıl yapılıyormuş, bunu anladım mı şeklinde her derse yaklaşırsanız ders kendi kendine çözülüyor. Aslında dersler de birer bulmaca gibi bence. Ezberlediğiniz kısımlar falan hariç. Yani biraz da ezber takviyesi ve hani mantığını anlamayla beraber aslında bulmaca çözüyor gibisiniz. Hepsinin bir mantığı var. Bu mantıkları anlamaya çalışın. Bu şekilde çalışın yani. Ve aynı zamanda bence sadece ders odaklı olmayın. Üniversite yılları gerçekten sosyal geçirmeniz gereken yıllar. Ve aynı zamanda hiçbir zaman sadece üniversite mezunu olmak işe yaramayacak bence. Yani daha ben de iş hayatına atılmadım ama böyle olduğunu düşünüyorum. Üniversite okurken aynı zamanda yanında yaptıklarınız da önemli. Stajlar, katıldığınız topluluklar, yaptığınız etkinlikler, aldığınız sertifikalar ya da çift ana dal, yan dal veya başka kurslara katılabilirsiniz. Dil seviyeleriniz, bunların hepsi aslında sizi üniversiteniz kadar geliştiren şeyler. Yani CV'de sizi ön plana çıkaran şeyler. Sadece orada Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu yazması yetmeyecek. Bu yüzden bunları da kendinize katmanız lazım. Ama bunları katarken eğlenmeyi ve üniversite yıllarının eğlenceli geçmesi gereken yıllar olduğunu unutmayın. Ders çıkışlarında arkadaşlarınızla takılın, eve dönmeyin direkt. Ve aynı zamanda tabii ki öğrenebildiğiniz kadar çok şey öğrenin. Çünkü iş hayatında da normal hayatta da bu bilgiyi nerede kullanacağım dediğiniz bilgileri çok fazla kullanıyorsunuz. Ve onlar sizin, inanır mısınız bilmiyorum ama, karakterinizi de geliştiriyor. Çok alakasız bir ders benim hayatla ilgili bir görüşümü bile değiştirmişti. Yani bu yüzden seçmeli derslerinizi de ona göre seçin. İlginizin ne tarafta olduğunu deneyin, anlamaya çalışın. Ben de ilk başta anlayamamıştım. Hatta hala anlayamadım. Hala da akademisyen mi olsam, özel sektöre mi gitsem diye düşünüyorum. Ama deneyeceğiz yani. Bu yıllar deneme yanılma yılları. Olabildiği kadar deneyin. Umarım yanılmazsınız. Bu şekilde diyebilirim ve şeyle bitireyim en iyisi. Birincilik konuşmamda da aynı repliği kullanmıştım, bir film repliği. Başarıyı kovalamayın, işinizi severek yapın, başarı sizi kovalayacaktır. Bu şekilde ilerleyin, bu mantıkla ilerleyin. Yani güzel yıllar geçirin. Bu şekilde söyleyebilirim size. Çok teşekkür ederim samimi cevapların için. Bence harika bir röportaj oldu. Yani bence Yaşar Üniversitesi'nde şu an okuyan bütün arkadaşlarımın da izlemesi gereken samimiyetle bir röportaj oldu. Tekrar katılımın için, cevapların için çok teşekkür ediyorum sana. Arkadaşlar, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz ve keyif almışsınızdır, yararlı bulmuşsunuzdur. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.